Arkadaşlar bugün size patatesli ekmek yaptım. Pizza gibi gerçekten izleyin ve yapın. Arkadaşlar merhaba, ben Nermin, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Ramazan'a da çok uygun olacak. Çok güzel bir bizim yöresel domatesli ekmek yapmıştım daha önce size. Bu çeşitlerini yapacağım ben şimdi size bunlardan. Bugün patateslisini yapıyoruz. Bizim köyde bu, hani nereye gitsiniz haber verseniz gezmeye geliyorum diye emin olun. Onda 9'u ya domatesli ekmek yapar ya bunun hani bunun gibi bir şey yapar yani. Doğru mu Safiye? Evet. Genelde bizim köyünde yapılan bir şey. Milli yemeğimiz gibi bir şey yani şey hamurumuz. Çok güzel, çok klasik bir hamur yapacağız aslında. Bu sıcak su bir bardak. Süt ısıtılmamış olduğu için dökünce o ikisi ayarı iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar buna klasik bir bardak su, bir bardak süt, bir dolu yemek kaşığı maya, şeker ve düz. Bu fazla. Yarım yemek kaşığı koyacağım. Çünkü şeker az. Güzel ölçeyim ki sizlere diyorum. Çok problem değil ama bakın silmeye koydum. Şekerini koyuyoruz. Önce bir şöyle mayayı bir açalım. Aslında ekmek hamuru yoğurmada yapacaktım ama ses çıkıyor. Hem sırtımı dönmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu. Buna yarım bardak sıvı yağ koyuyoruz. Bakın. Çok az. Şu kaşıkla ölçeceğim. Elma sirkesi. Bir dolu yemek kaşığı elma sirkesi koyuyoruz. Bu daha gevrek olmasını sağlıyor. Hamurumuzun. Bugün eldiven taktım. Arkadaşlar bu arada bir açıklamada bulunayım. Birazcık bir yere gittim geldim. Saçımı gözlük aldıydım. Tepeye koyduydum. Şimdi çekim yapacağım. Çıkarayım dedim. Saçlar o kadar çok ki saçım basılmış resmen. Gözlüğümü çıkaramadım. Bugün böyle çekim yapıyorum. Kusuruma bakmayın olur mu? Burada 5 bardak un var. Tam 5 bardak. Bir tane de yediğim var. Ya yani görün diye gene aşağı yukarı ben ne kadar alacağını biliyorum. Tuzumuzu almamışım. Tamam. Şimdi tuzunu alıyorum yine avucumla. Bakın. Çok da kaçmasın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu mayalanacak arkadaşlar. Ben size mayalanıp da tepsiye koyduğum zaman içini hazırlayacağım. Patatesi çiğden olacak bunun. Hani çok güzel gerçekten. Hani mideye de dokunmuyor bu. Çiğden olduğu için. Bir de çok ekonomik. Yani inanın insan ne yapacağını, ne pişireceğini de şaşırıyor. Görüyorsunuz son durumları. O yüzden ben bunu bilin istedim. Ben bir bardak süte, bir bardak suyla yoğurdum hamurları genelde 5 bardak yeterli oluyor ama dedim ya onun markası değiştirir. Değiştiriyor yani. 5 bardak da şimdi altıma da koyarmışım. Arkadaşlar ellerim falan var ya bahçe yapıyorum bahçe. Her yerimi çizdirdim, her yerimi kestirdim. Vallahi var ya tuttum balkonu kapattırdım bu hafta. Kuzine koydum. Rize'den kuzine getirttim. Bu akşam ilk defa Safiyeler falan misafirlerim var. Balkonda hepimiz kuzini yaktık. Başındayız. Ama çok eksikleri var daha. Cam balkonu kestirdim. Kuzini yap, borusu geçireceğim diye biraz sıkıntılar oldu. Bilmiyorum yani onları bir çözmem lazım. Aslında tecrübelerinizden de faydalanmak istiyorum. Cam balkonu kestirmek doğru mu değil mi? Böyle 2 gündür bayağı bir debelendim. Ama çok güzel oldu. Güzel oldu mu diyorsun? Şu anda balkonda kuzinemiz yanıyor. Ama şey köyümüz çok sıcak olmaya başladı. Evde kalorifer yanıyor zaten ama sıcak. Bugün de mi çok soğuk değil. Evet. Gerçi ben hiçbir zaman üşümüyorum bana bakmayın da. Tam 5 bardak bak yine. Yumuşak bir hamur. Ekmek hamuru gibi. Arkadaşlar böyle elinizi böyle baş parmağınızı falan batırın böyle hamura ki oralardan hava alsın içine hani karışsın. Yoğururken. Çok güzel oldu. Ah eskiden ben bunları nasıl yapardım? Çat çat yoğururdum böyle ses çıkarttırdım valla. Şöyle makine gibi yoğuruyorduk. Gittik. Şükür.
Maşallah var Nermin abla, öyle deme. Maşallah deme. Bahçeli demelenmekten yoruldum bana. Ama güzel oluyor bahçeli. Evet. Köyde kimse daha biber ekmedi, ben biber ektim. Yansa bile ekeceğim dedim. İlla ekeceğim ya. Kafaya taktım ya. Ama bunları yani çeksem iyi olacak. Pazartesi günü çekeyim. Pazartesi günü bahçemi çekeyim Allah izin verirse. Tamam Safiye? Tamam. Kilerimi göstereyim size, kızışık şeylerimi. Kiler zaten bir harika oldu. Vallahi herkes diyor zaten savaş çıkarsa sana geliyoruz diyorlar. Allah korusun tabii. Bir şey olursa. Şimdi bakın. Hiçbir yere yapışmayan bir hamur, bakın. Hamur böyleyse güzel olur. Gördünüz mü? Tabii çok yumuşak hamur yapıyorsanız o farklı. Tabii ki yapışacak o zaman. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunu streçliyorum. Bu yarım saat, 25 dakikaya falan gelir hamuru. O zaman tepsiye koyduktan sonra da içini beraber hazırlıyoruz. Arkadaşlar ben biraz acele davrandım. Patatesi rendelemeye başladım. Ama patates biliyorsunuz rendelenince kararır. Onun yüzünden bakın hamurumuzu da göster Safiyeciğim. Hamurumuz güzel kabardı. Çok da güzel oldu bakın. Maşallah. Ama onu bekletecektim ya. Ben bunu önce rendelemeye başladığım için hani uzatmayayım diyorum ama olmuyor işte bir türlü. Burada maydanoz ve nane var. Bakın şunu bir bitirmem gerekiyor. Görün de istiyorum. Aferin. Şimdi ben 4 tane patatesle yapacağım. Siz tabii ki sevdiğinize göre. Ben bol bol seviyorum her şeyi. Bol bol olsun yani. Unuttum. Tepsi mayası verdirecektik ya. Kafa kalmadı. Artık bunu şey yapayım da, ayarlayayım da kararmasın. Şimdi o kadar güzel oluyor ki. Çocukluğumun tadı bu benim. Bayılarak yiyorum yani. Vallahi bak gerçekten. Sonra ben bunu patlıcanlısında yapacağım. Onu da nasıl yapıyorum göstereceğim. Allah izin verirse. Ben patlıcanlarımı hep küp küp doğrayıp kavurup buzluğuma koydum. Şimdi bir tane de soğan rendeliyoruz. Ramazan'da bunu yapın. Vaktiniz varken yapın, buzluğa atın. Çıkarın bir tavada kapaklı, üzerine kapak kapatın tavanı. Yavaş yavaş ısıtın. Bakın aynı taze yapmışsınız gibi olacak. Ben de elimi alacak. Dün aldırdım zaten azıcık. Olsun şöyle. Misafirlerim de var. Yiyelim hep beraber. Balkonda balkon sefası yapıyoruz bugün. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun içine toz biber. Bunlar biraz hani isteğe bağlı ama böyle güzel oluyor. Toz biber. Taze nane koydum ama kuru nane olmazsa olmaz. Kuru nane de koyacağım. Bir yemek kaşığı da kuru nane. Ondan sonra ben çok az karabiber. Çok az kimyon koyacağım. Pardon, karabiber anında gitti. Çok az da pul biber. Giyeceğiz. Hadi bakalım. Çok 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 az bir yağ gezdireceğim buna. Ondan sonra da tuzunu koyuyorum ve yoğuracağım. Nasıl güzel bir lezzet, nasıl güzel olacak Allah'ın izniyle. Benim yaş nanem azdı aslında, biraz daha olaydı. Bilmiyorum arka taraftaki nanelerim de var mıydı artık. Aksamıydım. Şimdi arkadaşlar. Bunu ben ters yaptım. Benim yaptığımı yapmayın sakın. Ben patatesi rendelemeye başladım. Niye öyle ön hazırlık yapmaya başladım bugün bilmem. Şimdi ben bunun tepsi mayasını çok beklemeyeceğim. Çünkü patates sulanır. Artık bugün böyle oldu ama normalde siz tepsi mayasını bekleyin lütfen, olur mu? Ben çok beklemeyeceğim.
Çünkü bunun sulanmasını, suyun, vitaminin gitmesini istemiyorum. Hemen elimi durduruyorum ve işte aşçıyız güya diye ama biz de hata yapıyoruz. Ne yapalım? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın tepsim yağlı. Elimi yağa bulaştırıyorum. Güreşe başlıyorum. Hadi bakalım. Haydi bre. Çok küçük yapmak istemiyorum. Patatesi içi bol olsun. Şöyle şöyle yuvarlak yapacağız. Tepsi mayası almayacak. Çok uğraşmayacağım. Çünkü patatesim önden yaptım. Size göstermeyebilirdim. Çekip koyabilirdim ama benim hatamı görün. Hani siz de yapmayın istedim açıkçası. İşte acele, acele işe gerek yok. Hadi bakalım. Daha ince, daha küçük yapabilirsiniz. Tepsiyi ben bir tane pişirmek istiyorum. Bir tepsi de olsun istiyorum. Onlar, geri kalanlar 4 koyayım da bakayım duruma göre. Büyüklüğü de hiç sevmiyorum. Acele ediyorum ama patates yüzünden. İşte. Ben dedim bunu böyle yapacaktım. Çene edecektim açık. Patates rendeleyecektim. Yok hanım. İlla ben bunu patatesini rendelemişim. Allah'ın dediği olur. Ama yine de siz yapmayın. Burada tepsi mayası gelsin. Benim gibi telaşa kapılırsınız sonra. Sonra biz şöyle son elden geçireceğim ben onları. Bazıları gözüme görünüyor. Büyük büyük oldular çünkü. Arkadaşlar oluyor böyle şeyler. Arkadaşlar hangisi büyük? Lütfen oradan bir ses verin. Şurayı güzel gözüksün. Ben o 4 taneyi çıkaracağım oradan. İlla ki. Bunlar böyle kabarsaydı tepsiyi dolduracaktı. Çok güzel olacaktı ama. Diyorum ya. Hadi bakalım. Allah'ın dediği olur. Şimdi arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Bir tane çay kaşığı alıyoruz elimize. Tatlı kaşığı. Şöyle bir oturayım ben onu. Ondan sonra şöyle açıyorum. Olacak. Çok bereketli bir şey değil mi Safiye? Evet. Çok bereketli. Yapın. Değişik. Hele ben bunun domateslisini yaptım. Sitemde var bakın. Hih, o var ya onun benim için bambaşkadır o ya. Ama şimdi domates zamanı değil. İşte gene nefistir yani istiyorsanız tabii ki yapacaksınız. Ama domates zamanı değil. Patatesle yapacağız şimdi. Yani patlıcan da o kadar pahalı ki difrize koymamışsanız hiç gerek yok. Onun da zamanını bekleyin lütfen. Hiç gerek yok. Diplerini delmiyorum. Mümkün olduğunca altından suyu akmasın diye. Onlara dikkat edin bir tek. Hani altından delik açmamaya çalışın. Böyle olmayacaktı ama böyle oldu. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Birazcık fırın ısınana kadar bekleyeceğim. Şimdi bu böyle yapacaktım. Ortasını delmeden del de o. Sen böyle yapsan da olur. Bekleyecekti. Nermin bekletmedi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Hadi bakalım.
Bakın böyle koyacağız içlerine. Nasıl güzel bir lezzet. Hem doyurucu, hem pratik, hem ucuza mal oluyor. Lütfen yapın. Böyle hafif sulu sulu hamuru daha bile kabartıyor. Hiç merak etmeyin. Küçük pizzacıklar gibi. Küçük küçük, çok kenarlarını şey yapmıyorum. Patatesleri yanı veriyor o zaman. Safiye, ben bunu doldurup geleyim mi kızım? Tamam. Arkadaşlar bakın, üstüne teptim. Hiç bırakmadım. Hani az az gelirse azaltın, çok gelirse üstlerine ilave edin. Anlaştık mı? Bakın. İleride ben size göstereceğim. İsterseniz kaşarlı da yapabilirsiniz. Ama bekleyen şeylerde ben kaşarlı sevmiyorum. Hani hemen yiyeceksem yapıyorum onu. Onu da dikkate alın. Kaşar piştikten sonra tekrar ısındığı zamanki halini ben sevmiyorum. Onları sizin tercihinize bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, tepsi mayası aldırmadım ya ben. Şimdi fırınımı açıyorum. Alt üst fanlı 180 derecede. Bunu sadece fırın ısınana kadar bekleteceğim. Fırın ısındığı gibi pişireceğim. Çok sulanmaması lazım patatesin. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, patatesli pide mi? Ne, pide mi? Etli ekmek diyorduk. Patatesli ekmek diyelim. Harika görünüyor. Kapatıyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün yanacağım ben böyle ya. Nasıl güzellik. Allah'ım. Allah'ım bana da versin. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tarif. Çok pratik, çok ekonomik. Bunu yapın, buzluğunuza atın. Hele domateslisi, hele patlıcanlısı. Daha geliyor. Domateslisinin tarifi var. Patlıcanlısını da yapacağım. Ama şey tabii, difrize koyduklarımla şimdi patlıcan falan alınacak gibi değil. Deneyin mutlaka. Gerçekten muhteşem bir tarif. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.